Sabah Sağlık'tan merhaba sevgili izleyenler. Her gün birbirinden değerli konuklarımızı burada sizler için ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz, çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte. Özel 8 Eylül Hastanesi'nden psikiyatri uzmanı Ali İhsan Civaner bizlerle birlikte. Farklı bir program olacağını düşünüyoruz. Dop dolu geçecek diye düşünüyoruz sevgili izleyenler. Bugünkü konumuz psikososyal sorunlarla ilgili. Değerli hocamız bilgilerini bizlerle paylaşacak efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Rica ederim. Bugün biz sizi ilk olarak tanımak isteriz. Psikiyatri uzmanı Ali İhsan Civaner kimdir? Buyurun ve efendim. Ve nöroloji uzmanlığımız da. Aynı zamanda nöroloji uzmanı. Evet. Evet. Aslen Denizli'liyim. Ama Türkiye'nin 4/3'ünde sabit ve geçici görevlerde bulundum. Yaşlanmaktan değil paslanmaktan çekindiğim için çalışmanın gerekli olduğunu savunan bir kişilik yapısına sahibim de çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Yani bunca yıl ve tecrübenin getirdiği bilgi birikimlerini bir buket halinde ilgilenen sevgili izleyicilere sunmaya çalışıyoruz. Çok güzel hocam. Böyle sizin gibi değerli bir hocanın Manisa'da bulunması bizler için ayrıca onur verici bir durum. Bugün özellikle psikososyal sorunları konuşalım arzu ettik. Psikososyal dediğimizde ne anlamalıyız? Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Psikososyal dediğimiz zaman sosyal yaşantımızda insan olmanın hazzını ve mutluluğunu ve keyfini sağlıklı bir şekilde, dengeli bir şekilde düşünce, davranış ve duygu durum açısından ahenkli bir şekilde yaşayabilmenin inceliklerini ifade etmeye çalışıyoruz. Olay bu. Peki sorunlar dediğimizde ne tür sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz yaşamımız boyunca? Bu hayat içinde edindiğimiz kimlikle ne tür sorunlar yaşanabiliyor? Şimdi sorunlar derken İnsanların yaşam boyunca sürekli olarak hep sorunlarla meşgul olduğunu unutmamak lazım. Problem çözmekle meşgulüz. Bunun için de ben konuyu şöyle yaklaşmaya çalışayım. Demokrasi kültürünü özümsemenin şart olduğuna inanıyorum. Yani öylesine ki kendi bünyenizde, kendi aile yapınızda bu güzellikleri sunarak yaşam başlamak lazım. Bunun için de ruh sağlığının yerinde olması lazım. Ruh sağlığı deyince ne anlıyoruz? İnsanın önce kendi kendisiyle barış içinde olması artı aile bireyleriyle denge ve barış içinde olması artı yaşadığı, çalıştığı iş ortamındaki insanlarla denge ve barış içinde olması yakın ve uzak çevreyle denge ve barış içinde olması şeklinde değerlendiriyoruz. Bu tıpkı şematize edersem atom çekirdeğini biliyorsunuz. Evet. Atom çekirdeğinde bir nükleus var. Nükleusta ne var? Nötron, proton var. Negatif ve pozitif evet. olarak. Bu sizsiniz. Yani nükleusta siz dengeli olmak zorundasınız. Denge derken coşkusal yönden denge, davranışsal yönden denge, düşünsel yönden denge. Gibi tanımlayabiliriz. Birinci halkada iki elektron var. Bu iki elektron aile bireyleridir. İşte saygıdeğer eşiniz, varsa aile büyükleriniz, çocuklarınız. Artı ikinci halkada dört elektron öyle öğrenmişiz değil mi evet. lisedeyken. O da çalıştığınız iş ortamındaki arkadaşlardır. Yani her zaman sizin haklı olmadığınızı inanmanız gibi. Yani eleştirel kısımları ayrıca gireceğim. Üçüncü, dördüncü halkada 8, 16, 32 diye gidiyor atom çekirdeği. Bu yakın çevre, uzak çevreyle denge ve barışı içerisinde olmaktır. Şimdi insanların mutlu olması için basit kurallar var. Yani demokrasi kültürünü... Şartı dediniz. Bu şartlar... Şart işte bunlar yani söylüyorum. Bir, eleştiriye açık olmak lazım. Aile içinde eleştiriye açık olacaksınız. Efendim, çalıştığınız iş ortamında eleştiriye açık olacaksınız. Yani herkese karşı eleştiriye açık olmak lazım. Şöyle ki, siz benim yanlışımı görmenize rağmen,
beni eleştirmiyorsanız, siz benim düşmanım değilsiniz ama dostum da değilsiniz. Hmm. Evet. Eleştir. İki, şeffaf olmak gerekir. Şeffaflık nedir? Kendinize veya başkasına veremeyecek hesabınız olmaması lazım. O zaman güçlü oluyorsunuz yani. Ben bu şeffaflığı, maalesef ben demokratım diyen insanlarda ne kadarında var onu sizlere bırakıyorum, izleyicilere bırakıyorum. Bir diğer demokrasi kültürünün temel şartı hukuka saygılı olmak lazım. Genel olarak. Kanuna saygı ile hukuka saygı kavramı arasında nüans farkı var. Biz genel anlamda hukuka saygılı olmak lazım. Bir de kesinlikle insanoğlunun en belirgin vasfı nedir diye ben size sorayım. Zeki oluşu mudur? İş bilir oluşu mudur? Dürüst oluşu mudur? Cesareti midir? Alet yapabilme yeteneği midir? Sosyal kondisyonu güçlü oluşu mudur? Nedir sizce? Dürüstlüğü ve ahlakı. Ha, bir tanesini ön plana çıkarın. Yani cesareti, gücü, mantalitesi, dürüstlüğü, kabiliyeti, kültürü. Dürüstlüğü diyebilirim. Diyebilirsiniz. Bu konuda bilginiz var mıydı? Hayır. Şimdi bunu Fransız Observatör Mecmuası'nın yaptığı bir araştırmada insanoğlunun en belirgin vasfının dürüstlük olduğu. Doğru mudur hocam? Size? Tabii. Bizi yanıltan olay bu. Biz insanlara bakıyoruz, sosyal kondisyonu gayet iyi. Son derece kibar, zarif beyefendi, bilgili, iki tane üç tane yabancı insan biliyor. Kültürlü, bu mükemmel diyoruz, getiriyoruz onu iş başına oturtuyoruz. Dürüst değilse. Eğer bu soruyu sormuyoruz, sormadığımız için bu adam dürüst mü değil mi? Dürüst değilse bunlar bir tarafa gidiyor. Hatta bakın konular çok zengin, psikososyal sorunlar diyor ya. Mesela hoca demiş ki tahtaya bir rakamını yazmış. Evet. Bu demiş çocuklar sizin kişiliğinizdir demiş. Bir. Eğer siz çok çalışırsanız bu kişilik gücünüzü 10 kat artırabilirsiniz demiş. Bir 10. Daha cesur davranırsanız, zekanızı kullanırsanız bir 0 daha ilave etmiş. 100 kat olur. İşte şu pozitif özellikleriniz olursa 1-0 ile götürmüş. En sonunda gelmiş tahtadaki biri silmiş. Ortada ne görüyorsunuz demiş. Bir sürü 0 görüyorsunuz. Evet. Nedir? Çünkü kişiliğiniz yok. Rüzgara göre yelken şişiren diyor Karadeniz ya. İnsanları aldatmaya, yalan söylemeye, mutlu olmasına engel teşkil edecek inançlarını yıkmaya yönelik dürüstlüğü yoksa, kişiliği güçlü değilse, bol sıfırlar ne işinize yarar ki? Bir hiç. Hocam dürüstlük bu kadar önemli. Temelinde dürüstlük. Bir. Başka demokrasi kültürünün bir diğer önemli özelliği. Bakın ben herkes kadar Müslümanım. Yani öyle bir hava vermek istemiyorum. Ama Peygamberimizin güzel bir hadisi var. Kin gütmeyin. Kin insan kalbinin yüküdür, taşımayın diyor. Çok güzel. Ben bunu 30-35 yıl evvel öğrendikten sonra inanır mısın bulutlar üzerine çıktım. Kimse hakkında, yani bana yanlış yapanlar hakkında bile inanın kötü bir şey düşünmüyorum ama yukarıyı veriyorum. Rahmetli anne babamız bize Allah belanızı versin demeyin çocuklar. Yanlış olabilir, o bela döner dolar sizin başınıza gelir. Ne diyelim? Allah cezanızı versin. Allah takdir ederse o cezayı verir. Evet, doğru. Anladın mı? Siz Allah cezanızı versin diye yukarı gönderiyorsunuz. Eğer çok büyük yanlış yaptıysa, kasıtlı bir hata yaptıysa bu gözlerinizi zaman içerisinde onun cezalarını size gösterecektir. Evet. Ben buna inanarak konuşuyorum. Evet. Anladın mı? Onun için kindar olmamak lazım. Demokrasimizde de kindar demokrasi anlayışı ülkenin demokrasi kültürünün önemli derecede gerilemesi nedendir. Tarihimizi incelersek kindar demokrasi anlayışı içerisinde olanlar da hem onu siyasi hayatını bitirmeye bırakın, bedenini bile ortadan kaldırılmış şu bakkalar vardır. Biz tabii şimdi siyaset konuşmuyoruz ama demokrasi kültürünün temel şartı bu diyoruz. Bir önemli şey de
uzlaşıcı olmak lazım. Yani neyi paylaşamıyoruz ki? Neyi paylaşamıyoruz ki? Ben her zaman sözlerimde haklı olmayabilirim. Ne söyledim? Eleştiri açık olmak lazım dedim, değil mi? Eleştiri açık olduğunuz zaman size yanlışlarınızı size söylediklerinde evet burada benim hatam var diyebilmek lazım. Mesela bunu yeni özelleştireyim. Bütün bu özelliklerinizi öncelikle siz yuvanızda, aile içerisinde canlı tutmak zorundasınız. Nice insanlar tanıyorum. Abide gibi insanlar, mükemmel insanlar ama özel yaşantılarını merak değiliz tabii. Bize yansıyan, bakıyoruz, felaket. Yani şiir gibi konuşuyorsun kardeşim, şiir gibi bir hayatın var. İnsanlar arasında gayet kibarsın ama evinde soğuk rüzgarlar esiyor. Bu ne demek? Anlatabiliyor muyum? Bunu demek ki temelden özümsemek lazım. Şimdi temele dönersek. Ne kadar süre konuşacağız? Vaktimiz var hocam. Siz buyurun konuşun. 2 saat 15 dakika. Şimdi yani ben konuşurum da. Konuşun hocam, güzel şeyler anlatıyorsunuz. Bizi tabii. Bizi de bilgilendiriyorsunuz. Bakın yani. Ben iddialı değilim ama ben gerçekçiyim. Bu bilgi birikimlerini bir yerde bulma şansınız yok kızım. Doğru. Bunlar yaş ve tecrübenin getirdiği, kesinlikle, oluşturduğu bir buket halinde sunmaya çalıştığım güzel fikirlerdir yani. Kesinlikle hocam. Anlatabildim mi? Demek ki aile içerisinde gücü temsil etmek zorundasınız. Onun için demokrasi kültürünü özümseyeceksiniz. Ha ondan sonra sosyal yaşantınızda bu paralellikte hareket ederseniz kazanıyorsunuz. Bakın problem nedir? Soru. Problem çözülmesi gereken bir durumdur. Evet. Evet. Engel nedir? Aşılması gereken bir durumdur. Yoksa onun adı engel değildi. Değil. Hata nedir? Düzeltilmesi gereken bir durumdur. Yoksa onun adı hata denmez, değil mi? Evet. Şimdi biz burada eğer duygularımız önde, aklımız arkada problem çözmeye gidiyorsak başarı şansımız yok. Çözemeyiz. Nedir duygu? Tavır koymak, konuşmamak, küsmek, hadise çıkarmak, beden dilini kullanmak, vurmak, kırmak gibi olaylarda. Bunda çözüm? Kesinlikle ama kesinlikle olmuyor. Ne oluyor? Karşımıza ne çıkıyor? Etkinin şiddetine göre, ya o problem donduruluyor ya da şekil değiştiriyor. Problem hala mevcut aynı duruyor. Şekilde. Problem orada durduğu süre içerisinde zamanla kompleks halini alır. Hoş geldiniz Pollyanna. Hoş geldiniz Pollyanna. Yani dışa karşı gülün, çok hoş, nasılsınız, iyisiniz falan. Anladım. Ama içeride gitar çalmasını biliyor mu o insan? Evet. Bilir mi? Ağla gitar, çal gitar yani. Anlatayım evet, hocam, evet. Bu da hayat değil ki. İşte geldik, işte gidiyoruz. Sen olsun Halep şehri yani. Bakın güzel bir şiir var, onu söyleyeyim. Buyurun hocam. Yaşamak yaşandığı kadar var. Gerisi ya hafızalardaki anılar ya da hayallerdeki ümitlerdir. Şiir değil bu ama özdeyiş. Hüsran ise yaşamak mümkünken yaşayamamış olmak. Hepimizin hayatında keşkeler var. Keşke. Ne yazık ki var keşkeler. Keşke. Niçin var? Bunu bir başka programda ayrıntıları girip hepsini verirsek olmuyor. Yani bir kural var biliyorsunuz. Az mesaj çok mesajdır. Çok mesaj az mesajdır. Ama bu açılış konuşması olduğu için böyle bir yelpaze şeklinde sunuyoruz. Keşke, keşke, keşke. Bunun neden? İşte yetişme koşulları, çocuğun yetişme koşulları, ailedeki görünüm, altyapı, bunlar önemli. Her şeyin bir altyapısı vardır. İnsanın altyapısı da ailesidir. Atalarımızın güzel sözü var. Asil azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar. Çünkü aslı ayrandır diyor. Değil mi? Evet. Gibi devam etmek mümkün bu konuda.
Ama hep ben konuşuyorum, siz sual sormaya alabilirsiniz. Evet, ama o kadar güzel konuşuyorsunuz ki içinden mutlaka böyle sorular aklımda kalıyor, soru şartları, ama bölmek de istemiyorum. Tabii şimdi problemin çözümü konusunda bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Nasıl yaklaşmamız, sadece duygularla yaklaşmamamız gerektiğini, aklın da burada... Kesinlikle akıl öne getireceğiz. Geçmeli. Peki hatalarda ve engellerde nasıl davranmalıyız? Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Empatik bakıyoruz. Hı-hı. İnsanoğlu hatadan ağır değildir. Ben hata yapabilirim. Yapmışımdır da. Siz de yapabilirsiniz. Yapmışsınızdır da. Bunu anlayışlı ve hoşgörülü mü yaklaşmak gerekiyor? Bakın. Şimdi empatik baktığımızda ya işte sen şöyle şöyle yapmıştın da böyle yapmıştın. Şimdi Benjamin Franklin'in güzel bir sözü var. Acı veren şeyler öğreticidir diyor. Hatta rahmetli babamın eskiden Anadolu sözü bu. Cahilin şekerini helvasını yeme. Kamilin zehrini iç, hiç zarar gelmez derdi. Kamilin acı veren sözü ve tavrında mutlaka öğretici bir taraf vardır. Tabii biz böyle katı yaklaşmıyoruz artık günümüzün ışığı altında. Büyük bir hoşgörüyle bakmak lazım. Şimdi hadi tebessüm ettireyim. Sanal olarak biz sizinle aynı ortamı paylaşalım. Evet. Tamam mı? Sizin bana karşı büyük bir saygınız var, büyük bir sevginiz var falan filan böyle kocam. Bir hatanızı gördüm. Bana bak Şale, sen ne kafasız kadısısın ya? Niçin böyle yapıyorsun? Dediğim sana. Dikkat etsene kardeşim, böyle olur mu yani Allah aşkına filan dedik. Sizin dünyanızdaki o sırça şeyler çıtır çıtır çıtır, evet, çatlamaya başladı. Daha da ileri gidersem çat diye düşüp kırılabilir. Bana olan duygularınızda bir gerilmeler var, kaçmalar başlıyor. Tamam. Evet. Bir takım sorularla beraber. Sahne 2. Jalicim, ben neden senin gibi düşünemedim bu konuyu? Gerçekten senin dediğin gibi de olabilirdi. Ama ben düşünmüştüm ki şöyle 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 yaparsak daha iyi olur gibi geliyor bana. Yine de sen bilirsin. Sorun değil. Hallederiz. O zaman kaçan o duyguların hepsi koşturur arkamızdan, değil mi? Yani bu İnsanların yaşam geometrilerini düzgün şekillerden oluşturup oluşturmamasıdır bütün mesele. Görüyoruz ki çoğu insanlar basit kuralları ıskaladıkları için yaşam kurallarını, geometrik şekilleri kargacık burgacık oluyor. O zaman kendisiyle kavgalı oluyor. Kendisiyle barışıklığı kaybediyor. Toplumda da barışıklığı kaybediyor. Devamlı gergin, devamlı stres. Nereye gidiyorsunuz kardeşim ya? Nereye gidiyorsunuz? Bunlar nasıl değişecek hocam? Yani bunlar altyapıyla ilgili olacaktır. Ben mesela burada altyapı diye düşündüğüm zaman basit bir şey söyleyeyim ama önemli bir nokta bu. Bir insanın kendisine olan özgüveni 2,5 yaşına kadar oluyor. Bunu biliyor muyduk acaba? 2,5 yaşına kadar. 2,5 yaşına kadar. Yes. Yani 6 aylık çocuk ne anlar bu işten? 1 yaş çocuk anlamaz. Evet. 1 yaş, 2 yaş, 2,5. 3 yaşta 2,5'a indi 2 yıl evvelki Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde. Peki çocuğun ruhunu kim besler? Anneleri besler. Babaları da karınlarını doyurur diyelim. Gerçi anneler de doyuruyor ama öyle doğru diyelim. Yine genel olarak baktığımızda söylediğiniz. Değil mi? Evet. Eğer anne itilen, horlanan, ikinci plan atılan, efendim hırpalanan, dayak yiyen bir kadınsa, ağlatılan bir kadınsa, çocuğun dünyasındaki o kudretli güneş olan anne, aklayan, patlayan, öpüp koklayan, karnını doyuran, besleyen, sıcacık. Hani biz diyoruz ki mesela, ben demiyorum tabii, bu araştırmalar böyle, bebek çok ağlıyorsa diyor, çocuğun başını kulağına, kalbinize yatırarak, evet, sevin. Evet, evet. Çünkü çocuk anne karnındaki konfordaymış gibi hemen susar, evet, denir. Hatta dün program yaptık hocam. Celal Bayar Üniversitesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bir bayan doktorumuz dedi ki bebek doğar doğmaz, hatta o travmayı, hayata aslında bir travmayla geliyoruz belki de, doğar doğmaz bebeği hemen anne göğsüne ten tene temasını sağlayarak bir saat bu şekilde hiçbir şey yapmadan ne kadar o güzel güveni sağlayabilmek için, o bağı kurabilmek için bu çok önemliydi. Demek ki bebek dünyaya geldiği andan itibaren o güveni hissedebiliyor. Kesinlikle.
Dayak ayrı bir konu, onlara yine girebiliriz ama bir cümleyle şöyle geçersem. Hangi yaşta olursa olsun dayak son derece ilkel ve kişiliği parçalayan bir olaydır. Düşünebiliyor musun? Çocuğunuzu dövüyorsunuz. Al sana. Çocuğu ne yapıyorsunuz? Yalancılığı itiyorsunuz. Hata yapıyor. Valla bile ben yapmadım. Anneciğim, kesinlikle. Niye? Ben yaptım derse dayak yiyecek. Eğer hata yaptıysa niye dövüyorsunuz, değil mi? Bunun akıl yoluyla bir daha bunun yapılmaması gerektiğini, yöntemlerini öğreteceğiz. Yani nasıl çıkarız bu işten diyorsunuz ya. Evet. Bu işten basit birkaç cümleyle çıkmak mümkün değil. Yani işledikçe işlemek lazım. Evet, evet. Adam eşini dövüyor. Ne büyük bir aptallık. Aşk bitiyor, sevgi bitiyor, saygı bitiyor. Allah kahretsin diyor. İki tane, üç tane de çocuk var eteğimde. Sosyal bir güvencesi de yok. Onun için kızlarımız kesinlikle ama mutlaka okutulmalı. Mutlaka altın bilezik takılmalı. Ayaklarınızın sizin üstünde. İki gözünüzün nazlı karısı o evladınız. Okutmuyorsunuz. Bir güvencesi de yok. Double personalite dediğimiz çift şahsiyetli, başlangıçta efendim saygılar, hürmetler deyip evlendikten sonra canavar kesilen çok insan var. Çok var. Ruhsal defekleri olan insanlar var. Ona teslim ediyorsunuz. Ondan sonra gitar da çalmaya başlıyorlar, değil mi? Ağla gitar, çal gitar diyoruz. Dayak son derece ilkel bir olay. Son derece, ama son derece kişiliği parçalıyor çünkü. Ne çocuğu, ne büyüğü, ne başkasını. Karşısındakini darmadağınlık ettikten sonra bir de karşında hala sevgi bekleniyor. Mümkün değil. O sevgi sahte sevgidir. Sahte sevgi. Bakın, spiritüalizmde suçlamadan önce anlamaya çalışınız diyor. Biz onun mesleğimize transfer ettiğimiz zaman sinirlenmeden önce anlamaya çalışınız diyorum. Yani empatik baktığınız zaman neden böyle yapmış olabilir? Cebinde parası vardı, yok. Bilmem ödemesi gereken senetleri var. Veyahut da gereken ilgiyi, saygıyı, sevgiyi görmüş de değil. Anlatabiliyor muyum? Çıkış noktaları bulamıyor. Dolayısıyla hep evde soğuk havalar esiyor. Aşk denen sihirli duygu uçmuş gitmiş. Alışkanlıklar oluşmuş. Kor olan aşkın közünün üzerine küller birikmiş. Üflemeyi de bilmiyorlar. Ondan sonra sıradan bir hayat. Ne? O sayfaya başka bir zaman girelim. Şimdi çok mesaj vermeye çalışıyoruz. Yani ağzımızdan kaçıp gidiyor yine. Hiçbir şey kalmıyor. Ne heyecan. Tabii. Olmayınca bundan en çok çocuklar zedeleniyor. Peki hocam bir şey sormak istiyorum. Böyle az önce dediğiniz saldırgan, suçlayan kişi karşısında nasıl tepki vermeliyiz? Ne yapmalıyız ki onun da bakış açısını değiştirmeliyiz? Mesela, çünkü tek taraflı olmuyor hiçbir şey. Murphy diyor ki aptallarla kavga etmeyin, diğerleri aranızdaki fark anlamayabilir diyor. Dikkat edin. Gerek yok. Şimdi ben dövüşmem. Ama bıçak kemiği dayanırsa ne gerekirse yaparız. Ama bir saldırı söz konusu olsa çok karşılaşıyoruz. Mesela ben saldırdıkları zaman bu adam haklı olabilir mi diyorum. Mesela hastanede. Haksızlığa uğradığını düşünüyor. Lütfen sakin olun, size nasıl yardımcı olalım diyorum. İlgilenelim. Hay hay. Bir de artık yaşımız başımızda büyük saygı duyuyorlar. O da bir avantaj olarak onların lehine kullanıyorum. Kendi lehime değil. Öyle. Yani problemden kaçmak lazım. Bir kural söyleyeyim size. İnsanlar kavga seyretmeyi sever. Kavga edenleri sevmez. Doğru. Buradan bir saplama yapayım. İsmini vermiyorum. Türk siyasi tarihinde bir siyasi parti hep kavgacıdır diye geçmiştir. Halkın imajında kavga, bunlar hep kavga eder. Kavga eder. Halk onun için onlardan uzaklaşmıştır. Zadegen sınıfını tutmuşlardır. Halbuki o kavga yaka paça kavga değil. Barikayı hakikat müsademeye efkardan doğar diyor Siyah Paşa, Tanzimat'ın büyük şairi. Yani hakikat kıvılcımları fikirlerin çarpışmasıyla ortaya çıkar. Ve onlar gerçekleri
yani gerçek bir demokrasi kültürü olduğunu inandıklarını varsaydıkları için ve cesurca ifade edebildikleri için dışarıdan kavga edildiği gibi görünüyor ama ne var ki gerçekte bu değişmiyor. Değişmiyor. Evet. Evet hocam. Demek ki o cümleyi unutmayalım. İnsanlar kavga seyretmeyi sever. Kavga edenleri sevmez. Ya ben buna bir şey yapmadım. Bana selam vermiyor. Vermez. Çünkü sen kavgacısın. Ha merhaba der geçer gider. Evet. Evet hocam devam edeceğiz ama kısa bir ara verelim. Aranın ardından tamam. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenler şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Çok değerli bir konuğumuz bugün bizlerle birlikte. Ben ismini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Psikiyatri ve nöroloji uzmanı Ali İhsan Civener bizlerle birlikte çok değerli bilgilerimizlerle paylaşıyor. Özel 8 Eylül Hastanesi'nden sevgili izleyenler lütfen bizimle kalın.